Mitingler var Bakü'de. Mitingler evet. Yapıldığını, evet. Çin mallarına karşı bir protesto yükseldiğini duyduk. Ve bundan da çok sevindik. Çünkü ne yazık ki biraz sonra belki üniversite mevzuunda da konuşacağız. Türk dünyasında böyle ortak akılların oluşmasına hasret kaldık. Evet. Konuyu. Sevgili Başkanım devam edeceğiz ama bir telefon hattında önemli bir konuğumuz var. Evet. Tahmin ediyorum bağlayabilecek durumdayız. Dünya Uygur Kongresi Başkan Yardımcısı Seyit Tümtürk. Seyit Bey merhabalar, telefonda mısınız? Evet buyurun, merhabalar. Merhabalar, buyurun, burada konuştuklarımızı bilmiyorum izleyebildiniz mi? Yeni daha bir dakika oldu ben bağlanalı. Evet, bu olayları baştan itibaren olayların gelişim biçimini ve Doğu Türkistan'ın kültürel politik varlığını konuştuk. Son olaylarla ilgili sizin bir değerlendirmenizi alabilir miyiz? Buyurun. Hemen. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu olaylar tabii ki son bir hafta 10 günlük bu katliamla izah etmek çok sağlıklı olmaz. Bu katliamın arka planında aziz vatanımız Doğu Türkistan'ı 1999'dan 2009'a kadar 60 yıldır işgali altında tutup onun her türlü asimilasyon politikalarıyla eritmek, yok etmek ve toptan imha etmek için o bölgeye yönelik her türlü devlet teşviğini askeri, siyasi, ekonomik alanda çok yoğun bir baskı uygulayan Çin komünist rejiminin bu vahşice uygulamaları geçen hafta meydana gelen bu ayaklanma ve bu katliamı beraberinde getirmiştir. Tabii ki bunun özellikten sonra ben bu olayı bize yönelik bir açıklaması açın Komünist Partisi Hükümet Sözcüsü'nün diyor ki olayların sorumlusu Dünya Uygur Kongresi'dir diyor. Bakın ben Dünya Uygur Kongresi'nin bütün teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısıyım. Bu katliamı, bu provokasyonu biz önceden tahmin ettik. Ve yaklaşık 15 gün kadar önce Dünya Uygur Kongresi daimi komitesine bir telefon trafiğiyle telekonferans şeklinde bir konferans düzenledik. Dedik ki Çin'in Doğu Türkistan işgalinin 60. yılı. Çin Doğu Türkistan halkını ezme, sindirme ve yok etme politikası gereği burada bir provokasyon, bir katliam tertip edebilir. Çünkü bir ay önce 100 bin kadar işgalci güç Doğu Türkistan'a getirildi asker olarak. Bu bir provokasyonun birinci belirtisiydi. Yine kendilerinin beyanatları diyor ki Doğu Türkistan'da İslamcı teröristler terör faaliyetlerinde bulunacak. Bu iki. Üçüncüsü Dünya Uygur Kongresi Doğu Türkistan'da kışkırtıcı halkı ayaklanmaya teşvik edecek, halkı teröre teşvik edecek faaliyetlerde bulunuyor diyerek bizi sürekli itham ediyordu. Bu itham, biz bu ithamın asılsız olduğunu bildiğimiz için önce bu ithamı geliştirip dünya kamuoyuna bunu bir şekilde kabul ettirip ondan sonra provokasyona girişip halkı sokağa döküp sonra katliam yapacağı tahmini bizim için çok uzak değil ve biz bu doğrultuda bir karar aldık. Dedik ki halkımıza çok hassas bir konu üzerinde halkımıza kesinlikle aydınlatıcı bilgi vermemiz gerekir. Halkımızı uyarmamız gerekir. Bir provokasyon yapıp için halkımızı sokağa dökecek ve büyük katliam gerçekleştirecek. Ben bundan yaklaşık 15 gün kadar önce Amerika'nın Sesi Radyosu yani Radio Free Asia RFA bu kanaldan Doğu Türkistan'a bir beyanat ilan ettim. Aynen biraz önce bahsettiğim şekilde halkımızı dikkat etmeye. Çünkü Çin Komünist Partisi Doğu Türkistan'da şiddet, zulüm ve her türlü soykırım politikasını en zirve noktaya taşıyarak halkı sindirdi, halkı bıktırdı. Şöyle bir tabir var. Bir masum kediyi köşeye sıkıştırırsanız üzerinize sıçrar. Halkımızın pozisyonu bu şekildeydi. Ve bundaki amaç halkımızı sokağa dökmek, provoke etmekti. Ve halkımıza dedik ki hiçbir şekilde Çin'in yapacağı hiçbir provokasyona alet olmayın. Uyanık olun. Sakın kendinizi kırdırmayın. Çin bunu yapıyor ve bu tezgaha gelmeyin. Çok şükür bu beyanatımız kayıtlara geçti. Eğer Çin bizimle müzakere edecek olursa bu konuyu kayıtlardan çıkartır. Çin'in bizim üzerimizdeki bu ithamını yani provoke eden Dünya Uygur Kongresi bu iddiasını çürütürüz. Ben burada iddia ediyorum. Burada tamamen suçlu Çin Komünist Partisi'dir. Bu bir. Altını çizdim. Şimdi bu olayların meydana giriş sürecini izah etmek istiyorum. Bakın 26 Haziran 2009 Türkiye Cumhuriyeti'nden ilk defa bir Türk Cumhurbaşkanı Doğu Türkistan'ın başkenti Ürümçi'ye tarihi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Bu yüzlerce yıldır olmayan bir olay bakın. Yüzlerce yıldır. Doğu Türkistan tarihinde bir ilk. Çin burada şunu yapmak istedi. Bakın 21. yüzyılda Türkiye'den gelebilecek bu ziyareti engelleyemezdi. Artık Çin ne kadar komünist olsa olsun onun da bazı konularda açılın,
bazı konularda demokratikleşmesi gerekiyor. En azından bu ziyareti nezaketen engelleyemedi. Sayın Cumhurbaşkanımızın ben Ürümçi'ye gitmek istiyorum talebi Çin tarafından reddedilemedi. Reddedemeyen, bunu engelleyemeyen Çin ne yaptı? Bunu provoke ederek davet etti önce buyurun, sonra el altından bunu provoke ederek gerek istihbarat gerekse hükümet birimleri bu işi sabote etti. Buradaki amaç neydi onu izah edeceğim. Buradaki amaç Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Doğu Türkistan'a olan tarihi ziyaretinde ekonomik, siyasi, kültürel alanda Doğu Türkistan'la Türkiye arasında bir bağ kurulacaktı. Bu bağ ticaretçiler, kültür adamları, sanatçılar, yazarlar, çizerler bunlar kanalıyla Türkiye Doğu Türkistan Türkiye Doğu Türkistan'ı elinden tutup hür dünyayı açacaktı. Hür dünyaya açılan bu Doğu Türkistan'ı artık bu saatten sonra Çin'in demir tırnaklarıyla, işgalle, zulümle istediğini yapması mümkün olmayacaktı. Yani Çin tekelinde bulunduğu Doğu Türkistan'ı maalesef uluslararası alana açmak zorunda kalacaktı. Çin bunu istemediği için, bu tekeli devam ettirmek istediği için, bu dünyanın en büyük enerji rezervinin kendi elinde kalmasını istediği için Doğu Türkistan meselesinde bir provokasyonla Gangdong'daki olaylar tezgahladı. Gangdong'daki olaylar patlak verdi. Ve Çin bunu kontrollü götüreceğini tahmin ediyordu bakın beyefendi. Bu sadece lokal olarak Gangdong'da olacaktı ve orada kalacaktı. Buradan verilecek mesaj Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na sen bir daha buraya gelme bak sen gelirsen senin buradaki olayın bu şekilde provoke edilir. Doğu Türkistanlılara da sen fazla ileri gitme seni himaye ettiğini iddia eden sana hami olmaya çalışan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı buradayken ben seni ezerim. Çünkü burada sayı 10-12 civarında belirtildi. Önce 2 dedi Gangdong'daki katliamı sonra 12 olduğu belirtildi. Bizim bilgilerimize göre 200-300 civarında Müslüman masum Türk gece 02'den sabah 7'ye kadar katledildi. 26 Haziran Cumhurbaşkanı o gün Ürümçi'ye ayak bastığı gün. Burayla lokal olarak provoke edeceğim diye düşündüğü provokasyonu Doğu Türkistan halkının Sayın Cumhurbaşkanımızın Doğu Türkistan'da bulunmasının vermiş olduğu büyük moral, büyük heyecan, büyük coşkuyla adeta daha önce sindirilmiş olan halk galyana geldi. Bu cesaret, bu cüret tabii ki halkımızın imanından geliyor ama bunun arka planında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın o bölgedeki etkinliği, o bölgedeki Türkiye'nin gücü, bugünkü bu ayaklanmanın ana unsuru Türkiye'nin o coğrafyadaki gücünün göstergesidir. Bakın Sayın Cumhurbaşkanımız Çin diplomasi tarafından, Çin hariciyesi tarafından tamamen Çin'in iş bölgeleri ziyaret ettirildi. Ürümçi'ye çok kısa lokal bir ziyarette bulundu. Ve cuma namazını da Şiyen'de kıldı. Eğer asbel kadar bir hata yapıp Çin hariciyesi bu cuma namazını Ürümçi'de ya da Kaşgar'da yaptırsaydı Doğu Türkistan bugün bağımsızdı. 35 milyonun tamamı ayaklanmış bugün Doğu Türkistan bağımsız olmuştu. Ben bunu söylüyorum. Benim dediklerim evet. Bu kadar. Seyit Bey çok teşekkür ederiz. Siz telefondayken bağlanmışken merak ettiğimiz kamuoyunun merak ettiği birkaç konuyu sorayım müsaade ederseniz. Çok kısa çünkü zamanım evet, yok. Bu Dünya Uygur evet. Kongresi Başkanı Rabia Hanım Türkiye'ye ne zaman gelecek? Evet, bize verildi mi verilecek mi? Bir soru sordunuz. Şu anda Doğu Türkistan davası dünya gündeminin birinci maddesi bakın beyefendi. Çin şu anda Çin bu gündemi tamamen bizim aleyhimize çevirmeye çalışıyor. Her türlü manipülasyonlarla, her türlü yalan haberlerle, ölü sayısı, yaralı sayısı, tutuklananların sayısı gibi. Bunu ifade etmezsen sizin sorunuza cevap vereceğim. Rabia Hanım'ın şu anda Amerika'da çok yoğun bir diplomasisi var. Önümüzdeki günlerde belki Sayın Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'la görüşme programı var. Artık şu anda mesela her gün Amerikan Kongre üyeleriyle 2'li, 3'lü, 5'li görüşmeler yine Amerika'daki biliyorsunuz büyük çaplı medyayla röportajları ve Amerika'daki STK'larla ikili görüşmeleri, Amerika'daki yabancı ülkelerin büyük elçilikleriyle görüşmeleri derken en az bir 10-15 gün kadar çok yoğun bir trafiği var. Ben dün gece itibariyle Rabia'mla görüştüm. Türkiye saatiyle gece, Amerikan saatiyle Türkiye saatiyle gece, Amerikan saatiyle öğlen saatlerinde. Rabia Hanım'ın programı şu anda Amerika'da 15 gün çok yoğun. Malumunuz Türkiye'deki gündem de Doğu Türkistan birinci sırada. Evet. Türkiye'de 70 milyonluk Türk halkı adeta infiale geldi. Dün evet. Özür diliyorum. Evvelsi gün İstanbul'da Beyazıt Camii'nde biz miting tertip ettik. Ve Türkiye'de 53 ilde veya bir cenaze namazı, miting, protesto,
basın açıklaması, basın toplantısı gibi birçok etkinlik yapıldı. Altını çiziyorum. Ne Filistin meselesinde, ne Bosna'da, ne Kosova'da, ne Gazze'de, ne Çiçenistan'da, Türkiye'de evvelsi gün Doğu Türkistan meselesinde gösterilen hassasiyet gibi ve infial gibi bir olay olmamıştı. Şimdi evet, böyle gergin bir ortamda, Türkiye'de halkımızın bu meseleye çok hassas bulunduğu bir noktada ben ortamı çok daha fazla gelmek istemiyorum. Ve bugün evet, buradan ilan ediyorum. Bugün akşam saat 8'de, ya özür dilerim 6'da Saadet Partisi'nin Çağlayan'da büyük bir mitingi var. Evet. Doğu Türkistan'la dayanışma ve komünist Çin işgalinde nefret mitingi. Ben de orada katılacağım. Rabia Hanım da orada telefonla inşallah katkı sağlayacak. Şimdi bu mitinge ben bütün Türkiye'deki kardeşlerimi sağ sol, liberal, demokrat, İslamcı, muhafazakar, cumhuriyetçi, hangi kesimden 70 milyon bütün Türkiye oraya davet ediyorum. Orada siyasi parti değil, Türk milleti Doğu Türkistan davasına sahip çıktığını gösterecek. Saat akşam 6'da yani 18'de Çağlayan'da. Şimdi burada tabii ki iki aynı Amerika'daki yoğun trafik hem Türkiye'deki yoğun gündem ve gerginlik biraz yatsın. 10-15 gün sonra inşallah Radyo Hanım'ın gelişiyle ilgili bütün yetki benim elimde. Onu ben ayarlıyorum. İnşallah bir basın toplantısıyla hangi gün geleceğini ben söyleyeceğim. Ve gelirken de Türkiye'deki bütün siyasi partilerin meclisteki ortak mutabakatıyla Rabia Hanım'ın davet edilmesi benim öngörüm. İnşallah bu şekilde olur ve Türkiye sahip çıkmış olur. Evet, çok teşekkür ederiz Seyit Bey. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Sizlere çalışmalarınızda başarılar Allah diliyoruz. Allah razı olsun. İnşallah sonuç ederim, hayırlı olur, iyi olur. Sağ İyi ol, çalışmalar diliyoruz. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet, Vedat Bey aslında bir değerlendirme yaptı Seyit Bey. Yıllardır Türkiye'de bu Doğu Türkistan davasını temsil ediyor. Dünya Uygur Kongresi Başkan Yardımcısı. Aslında yıllardır da dertlerini anlatmaya çalışırlar. Bir türlü yüksek bir sesle duyuramazlardı. Bir dönem büyük baskı altında da kaldılar aslında Tabii zaman Türkiye'de. Zaman Türkiye'de bir takım hükümetler döneminde özellikle Doğu Türkistan'a karşı oluşan hassasiyetin bastırıldığı, bastırılmaya çalışıldığı ya da yok sayıldığı olaylar yaşanmıştır. Burada şunun üzerinde durmamız lazım. Biraz önce de belirtmeye çalıştım. Doğu Türkistan dediğimiz topraklar daha yeni işgal edilmiştir.